Saygıdeğer izleyicilerimiz, Berlin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Berlin Eğitim Senatörlüğü öğretmenlerin, başörtülü öğretmenlerin derse başörtüleriyle girmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi olayı Federal Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. Geçtiğimiz aylarda başörtülü bir öğretmenin bu konuyla ilgili hukuk savaşı başlattığını ben sizlerle paylaşmıştım. Nitekim bu hukuk savaşını kazandı ve başörtülü öğretmene 5128 euro tazminat ödenmesine ayrıca derslere de başörtülü bir şekilde girebilmesinin insani bir hak olduğu yönünde karar çıktı. Ancak... Berlin Eğitim Senatörü yemedi, içmedi bu konuyu şimdi Federal Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi. Değerli izleyicilerimiz SPD'den yapılan açıklamada Eğitim senatörünün bunu keyfi olarak yaptığını, partisinin bu işe karşı çıktığını ifade etti. Bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya gibi demokrasinin insan haklarının olduğu bir yerde, olduğu iddia edilen bir yerde başörtüsünün sorun olması, bir öğretmenin başörtüsüyle derse girememesi gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. İnsan haklarına, dil, din özgürlüğüne aykırı olan bu durumun mutlak surette ortadan kaldırılması ile ilgili atılan hukuki adımlarda bir şekilde yok sayılmaya çalışılıyor. Kim tarafından Berlin Eğitim Senatörü tarafından. Değerli izleyicilerimiz bakın Berlin'de yüz binlerce Müslüman var. Bunların içerisinde öğretmen var, doktor var, ne ararsanız var. Yine aynı şekilde o okula giden Müslüman çocuklar da var. Onların dil din özgürlüğü yok sayılarak mutlak surette bu işin önüne geçilmek isteniyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Almanya'da böyle bir kararın çıkması demek yaklaşık Almanya'da yaşayan 8 milyon Müslümanın bu işler rahatsız olması anlamına geliyor. Yani yaklaşık Almanya nüfusunun yüzde onu Müslüman. Onların hepsini yok saymak anlamına geliyor. Dini inancından dolayı sadece başörtüsü takan bu insanların bu insani hakları mutlak surette kendilerine sonuna kadar teslim edilmelidir. Bu Berlin Eğitim Senatörü'ne de iki çift lafım olacak. Sayın Senatör. Bakın İsminizi de okuyalım. Sandra Schiser. Bakın Sandra Hanım. Senin amacın ne bilmiyoruz. Ne yapmak istiyorsun onu da bilmiyoruz. Ama sana sadece şunu söylüyorum. insan olmayı dene. Bak bir şey kaybetmezsin. Empati yapmayı dene. Bir şey kaybetmezsin. İnançlarından dolayı başörtüsü takan insanların yerine koy kendini. O zaman belki bir nebz olsun insanlığa yaklaşmış olursun. Bu kadar. İnsan olmayı dene. İnsanların başörtüsüyle uğraşacağına, bu insanların eğitimle ilgili ne tür sorunları var, bu sorunları nasıl halledebiliriz bunları düşün. Bak, senin görevin Berlin'deki eğitimin kaliteli hale gelmesi değil mi? Sen bu hareketlerinle ne kadar kaliteye sahip olduğunu zaten gösteriyorsun. Senin kaliteni anladık. Bak anladık ama başkalarına bu kalitesizliğini empoze etme. Empoze etme. İnsan olmayı dene. Ara sıra dene. Bir şey olmaz. Bir şey kaybetmezsin. İnsanlar başörtülü diye, insanlar mini etekli diye, bilmem ne diye, kılık kıyafetiyle hiç kimse kimseyi yargılayamaz. İsteyen istediğini giyer kardeşim. Ahlak kuralları içerisinde. Dolla da derse girmesin yani. Değerli izleyicilerimiz, bakın Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan internet fenomeni Zara Todil'in başına neler geldi? İnternette özellikle gençler çok iyi tanır Zara Todil'i. Zara Todil, Müslüman bir ailenin çocuğu. Annesi başörtülü. Frankfurt'ta bir ev tutuyorlar. Sözleşmesini yapıyorlar kaporosunu veriyorlar. Eve taşındı, taşınacaklar. Daha sonra ev sahibi Zara'yı arıyor, diyor ki: "Ben diyor evi vermekten vazgeçtim." diyor. "Neden?" diye soruyorlar. "Apartmandakiler anneniz başörtülü olduğu için onu istemiyor." diyorlar. "Nasıl olur?" diyor. "Benim annemin başörtüsüyle apartmandakilerin ne alakası var?" diyor. "Anlatamıyor." diyor ki "Apartman ayaklanmış vaziyette. Sizlerden özür diliyorum. Biz Kaporayı vereceğiz. Artıca size 13 bin lirada tazminatını tutuyor. Bunu apartman sakinlerinde topladım ben diyor. Apartman sakinleri bu parayı verdi diyor. Gelin paranızı alın diyor. Gidiyor parayı alıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. İnsanlar başörtülü olabilir. İnsanlar mini etekli olabilir. İnsanlar insan mı değil mi buna bakarsın. Bak insan mı değil mi? Hiç kimseyi kılığından kıyafetinden dolayı ayırt edemezsin dininden, inancından, inançsızlığından dolayı ayırt edemezsin. Şimdi Almanya gibi bir ülkede sadece başörtülü olduğu için bu insanları yok saymak, kabul etmemek, apartmana almamak ne demek? Sizlere soruyorum. Şimdi düşünün. Bu apartmana almayan ailelerden bir tanesi, Alman ailelerden bir tanesi İstanbul'a gitsin. İstanbul'da bir apartmanda bir daire kiralasın. Apartmandakiler de ayaklansın İstanbul'da desinler ki sen Hristiyan olduğun için biz seni bu apartmanda istemiyoruz desin. Bu doğru bir şey olur mu? Bu vicdani bir şey olur mu? Bu ahlaki bir şey olur mu arkadaş? Şimdi sizlere soruyorum. Şimdi Zarathustra'nın annesine, ailesine yapılan bu alçaklığın, bu hainliğin bir karşılığı var mı? Hukuken Yok. Irkçılık yapıyorlar. Müslüman oldukları için, bunu aileyi, başörtülü olduğu için apartmanda istemiyorlar. Arkadaşlar bu olay öyle basit olay falan değil. Alman toplumunun geldiği psikolojik durumu hepimize gösteriyor. Başörtülü olduğu için o apartmana almıyorsun. Bunlar hasta. İnanın bana hasta bunlar kendilerini demokrasinin insan haklarının merkezinde yaşadığını sanan bu hasta ruhlara mutlak surette bir doktor tavsiye ediyorum. Biz psikiyatriye bir psikoloğa gitmelerini tavsiye ediyorum. Hastasınız kardeşim siz ruh hastasısınız. İnsanların insan olup olmadığıyla ilgileneceğinize başörtüsüyle ilgileniyorsunuz. Kılık kıyafetiyle, inançlarıyla ilgileniyorsunuz. İnsan mı değil mi? İnsanlıktan nasibini almış mı, almamış mı? Bununla ilgilenin. Ama ben görüyorum ki sizler insanlıktan zerre kadar nasibinizi almamışsınız. Size insan diye'nin bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Başörtülü diye o insanı apartmana almıyorsunuz. Ne yapmış kardeşim bu insan? Tanıyor musunuz bu insanı? Nasıl birisi olduğunu biliyor musunuz? Yok. Neden? bir apartmana girerken gördü başörtülü. Bu apartmana başörtülü bir kiracı gelecek dendi. Ondan sonra apartman ayaklandı. O kadar çok nefret ve kin dolular ki kendi aralarında 13 bin euro toplayıp tazminat olarak veriyorlar. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz vicdansızlar? Yazıklar olsun. Sizde zerre kadar insanlık, sizde zerre kadar insan haklarına, din özgürlüğüne saygı yok. O apartmandakilere söylüyorum. Onun gibi olanlara söylüyorum. Yazıklar olsun. Almanya gibi bir yerde yaşıyorsun. Başörtülü istemiyorsun. Hiç mi vicdan yok kardeşim sizde? Bu insanla yarın öbürsü gün sokakta karşı karşıya gelseniz bu insanla siz birbirinizi tanısanız hiç mi utanmazsınız? Ortak bir arkadaşlarınız çıksa ve bu olayı size anlatsa dese ki ya arkadaşım başörtülü olduğu için beni apartmana almadın dese hiç mi utanmazsın? Utanmazsın. Cevap bu utanmaz. Utansan zaten bunu yapmasın Ahlaksızlar, vicdansızlar.